Evet, Nepal'de Anıtlar Kenti Paktapur'dayım. Ve şimdi Durbar Square, yani Durbar Meydanı'nda doğru ilerliyorum. Evet. Nepal'in bayrakları görüyorsunuz. Üçgen şeklinde. Evet. Meydana girmek için 500 rupi ödemem gerekiyor. Evet. 500 rupi ödeyerek içeriye gireceğim. Evet, şimdi bilet alacağım. Namaste. Yeah, and you can see map. Yes, okay. Map. You can see four different squares. Good guy. Yeah, punch ticket. Don't worry, be happy. Nepali, where everybody Nepali. Okay, I know. Okay. My brother, no. Durbar Meydanı. Paktapur şeklinde. İlerlemeye devam ediyorum. Depremde büyük hasar gören bir Paktapur şeklindeyim. Evet, gördüğünüz gibi arkamda depremde yıkılan bir anıt. Ve şu an restoreye başlamışlar. Bugün pazar olduğu için çok çalışmıyorlar. Paktapur, Nepal'in en güzel ve en turistik şehirleri arasında bulunuyor. Şu an Durbar Meydanı'ndayım. Dünyanın dört bir köşesinden insanlar bu meydanı görmek için buraya geliyorlar. Meydana bakan bir restoran. Katmandu Vadisi'nin en bilindik kraliyet şehirlerinden biri olan Paktapur, olağanüstü mimarilerin kenti. Oyma ahşaptan yapılmış tapınakları, sarayları ve anıtlarıyla ünlü bir kent Paktapur. Şu an depremde büyük hasar görmüş. Namaste. Evet, depremde büyük hasar görmüş ve şu an restore çalışmaları devam ediyor. Bugün günlerden pazar olduğu için şu an işçiler yok, çalışılmıyor. Ama gördüğünüz gibi depremin izlerini görebiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz Kralın Sarayı. 55 pencereli. Ve yanında da altın kapılı sarayı görüyorsunuz. Anıtlar Kenti, Nepal'in Paktapur şehrindeyim. Evet. Arkamda gördüğünüz Changu Narayan tapınağı. Namaste. 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 Depremde hasar görmüş bir anıt daha. Evet, burada her yerde depremin izlerini görebiliyorsunuz. Tuğlalar.
Nepal'deki 2015'teki depremde en büyük hasar gören şehirlerden birisi de Paktabu şehri. Şehrinde dolanmaya, gezmeye devam ediyorum. Evet, satıcılar, hediyeli geçen uzanlar.